İstanbul Nişantaşı'ndan herkese merhabalar. Operatör Doktor Behtap Özkahraman Kırık ben. Kulak burun boğaz uzmanıyım. Tabii kulak burun boğaz çok geniş bir alana sahip zaten. Genel olarak kulak, burun ve boğaz hastalıklarının yanı sıra ben özellikle sıklıkla burun estetiği yapıyorum. Burun estetiği ve yüz estetiği yapıyorum. Burun estetiği, kepçe kulak estetiği, çene estetiği ve benzeri. Estetik ameliyat çok önemli. Estetik burun estetiği isteğiyle çok başvuran hastalarımız var. Ancak bununla birlikte fonksiyonu da önemli. Biz kulak burun boğaz doktoru olarak önceliğimiz her zaman burnun fonksiyonudur. Koku almak, nefes almak gibi fonksiyonun yanı sıra aynı zamanda yüzle uyumlu, daha doğal, daha estetik görünen bir burun elde etmek istiyoruz hastalarımızda. Hastalar bazen burundan nefes almada güçlükle gelmeyebiliyorlar. Sadece burnun dış görünüşünden rahatsız olarak da gelebiliyorlar. Ancak yaptığımız muayenede, kulak burun boğaz muayenesinde endoskopik olarak da bakıyoruz. Çoğu hastada burun dış görünüşünün yanı sıra iç tarafında septum dediğimiz normalde orta hatta olması gereken bölgede eğrilikler, deviasyonlar olabiliyor. Kemik kıkırdak eğrilikleri, bununla birlikte burun etleri büyüyebiliyor. O bölgede olmaması gereken yerde polip dediğimiz burun etleri ya da geniz eti olabiliyor. Hasta bunun farkında olmayabilir. Yıllarca bu haliyle burnundan nefes aldığı için bunun normal nefes olduğunu zannedebiliyorlar. Ancak ameliyattan sonra hocam gerçekten de nefes alma problemim varmış, şu anda ben daha rahat nefes alabiliyormuşum diyebiliyorlar. Şimdi muhtemelen siz iyi nefes aldığınız için bunun çok farkında değilsiniz. Ama burundan nefes almada zorlanması olan kişilerin günlük hayatları son derece kalitesiz geçer maalesef. Günlük yaşam kalitesi dediğimiz şey, yani burundan nefes almada zorlanma olduğu zaman gün içinde baş ağrısına yol açabilir bu durum. Gece uykusunu iyi alamamaya yol açabilir. Gece uykusunu iyi alamayan kişi de gün içerisinde sürekli yorgunluk, uyku hali gibi problemler ortaya çıkar maalesef. 2 saat süren bir ameliyat. Burun estetiğiyle birlikte içindeki eğrilikleri de düzeltebiliyoruz. Biz bu ameliyatı açık teknikle de yapabiliyoruz, kapalı teknikle de yapabiliyoruz. Hastalar bazen sorabiliyor, hocam hangi tekniği kullanıyorsunuz diye. Aslında burundan buruna değişen bir şey ama bunu cerrahınıza bırakmanızda fayda var. Yani bu seçeneği hastanın değil de cerrahın tercih etmesi gerekmekte. Açık teknik ameliyatta burun ucuna küçük bir kesi yaparak cildi kaldırıyoruz. O bölgedeki hem içindeki eğriliği, kemik ve kıkırdaktaki eğriliği düzeltiyoruz. Bununla birlikte burun dış görünüşünde hampı varsa onu alıyoruz. Burun kemiklerini şekillendiriyoruz, burun kıkırdaklarını şekillendiriyoruz. Tip düşükse, şu bölgede düşüklük varsa o bölgeye kıkırdak destek veriyoruz vesaire. Kapalı teknik dediğimiz ameliyatta ise aynı işlemleri burun ucuna kesi yapmadan yapıyoruz. Aslında ikisi de aynı. Sonuç önemli bizim için. Bu nedenle açık teknikte hastalar bazen şunu sorabiliyor. Hocam açık teknik ameliyat sonrası iz kalabiliyor mu diye. Hayır, ben burun ameliyatlıyım. Burun ameliyatı olduğumu söylediğim zaman insanlar o bölgedeki izi fark etmiyorlar bile. Burnun yüz ile uyumlu önemli. Hastaların isteği elbette ki önemli ama bizim de hastaları yönlendirmemiz gerekiyor. Evet, genellikle hastalar Hollywood'dan bir ünlünün fotoğrafıyla birlikte geliyorlar. Hocam ben bu burnu istiyorum diye. Öyle bir şey mümkün değil ve doğru değil. Hastayla birlikte bunu konuşuyoruz. Öncesinde muayenemizi yapıyoruz, endoskopik olarak iç tarafına bakıyoruz. Ardından hastanın fotoğraflarını çekiyoruz. Bilgisayar üzerinde simülasyon yapıyoruz. Simülasyonda hastayla birlikte değerlendiriyoruz. Hastanın isteği önemli. Kimi hasta daha doğal, daha düz görünümlü burun isterken, kimi biraz daha kavisli olsun ister, biraz daha küçük olsun ister. Ama yüzü çok büyük, kemikli bir hastaya küçücük bir burun önerilmez. Nefes almada da soruna yol açabilir bu durum. Ki bizim için önceliğimiz her zaman nefes. Onun dışında çenesi geride küçük bir yüzü olan kişiye kocaman bir burun olmaz. Yüzüne yakışmaz. Ancak o burnu normal olması gereken bölgeye getirdikten sonra bu hastaya yüz proporsiyonuna uygun olarak çenesi gerideyse eğer çene ameliyatı, çene dolgusu ve benzeri gibi şeyler önerebiliyoruz. Herkesin burnu kendine özel olmalıdır. Kendi yüzüyle uyumlu olmalıdır. Güzel bir burun evet güzel bir sonuca yol açar ama yüz bir bütündür. Yüzü total bütün olarak değerlendirmek gerekir. Yani burnun yüz ile uyumu önemlidir bizim için.
burun ameliyatından sonra belli bir iyileşme süresi vardır tabii ki. Ameliyattan sonra ilk bir ay biraz daha şişlik, morluk, ödem olabilir. Aslında kullandığımız aletlere bağlı olarak eskiye göre bunlar çok daha nadir görünmekle birlikte burnun olması gereken hale gelmesi 6 ay ya da 1 yılı bulabilmekte. Kullandığımız teknik, kullandığımız malzeme, teknolojik aletler çok çok önemli. Eskiden yapılan ameliyatlarda daha kaba saba aletler kullanılırdı. Guj ve çekiç dediğimiz aletlerle burundaki kemikleri kırarak şekillendirirdik. Ancak son zamanlarda günümüzde piezo denen bir alet var. Duymuşsunuzdur belki de, hastalarımız duymuştur. Ultrasonik rinoplasti. Piezo dediğimiz alet ultrasonik ses dalgalarıyla kesmeden, kırmadan şekillendirme işlemidir. Bununla birlikte biz burundaki kemikleri kesi yaparız ancak yumuşak dokuya zarar vermeyiz. Bu nedenle şişlik, morluk çok daha az olur. Ultrasonik ses dalgalarıyla yumuşak dokuya zarar vermez, yumuşak dokuyu kesmez ancak kemikleri keser. Ameliyattan önce hastalarımızı muayene ederiz. Endoskopik olarak muayenede burunda eğrilik var mı, burun etleri büyük mü, sinüslerin ağzında enfeksiyon, iltihaplanma var mı, kronik bir sinüziti var mı, polip dediğimiz burun eti var mı? Bunların hepsi bizim için çok önemlidir. Muayene sonrası gerekirse, şüphelenirsek eğer bazen tomografi ya da grafi gibi şeylerden yararlanıyoruz. Ardından eğer bir patoloji varsa hastada, bu ameliyat sırasında da buna müdahale ediyoruz. Yani sadece burun estetiği yapmıyoruz aslında. Burun estetiğiyle birlikte hastanın sinüziti varsa, kronikleşmiş bir sinüziti, o zaman ona müdahale edip sinüslerin ağzını açıyoruz, içlerini temizliyoruz. O bölgede polip dediğimiz olmaması gereken burun eti varsa ona yönelik tedavi yapıyoruz. Ya da burun etleri alerjik rinite bağlı olarak konka dediğimiz burun etleri büyükse eğer, ameliyat sırasında onları küçültüyoruz. Burun etlerini küçülttüğümüz zaman hem nefes problemi hem koku fonksiyonu da geri gelmiş oluyor hastanın. Bu çok sorulan bir soru. Hocam, bu ameliyatı yazın mı olmam gerekiyor ya da kışın mı olmam gerekiyor? Öyle bir mevsimi yok. Her gün yapabiliyoruz bu ameliyatı. Ancak ameliyattan sonra bir hafta 10 gün kadar istirahat etmesini öneriyoruz hastalara. Evde bir hafta boyunca uzanıp yatmak zorunda değilsiniz. Yürüyüş yapabilirsiniz, işinizi gücünüzü yapabilirsiniz. Ancak kendinizi zorlamadan, yormadan. Tampon dediğimiz şey aslında eskiden kullanılan böyle 1-2 metre uzunluğundaki bez tamponlar değil. Şu anda incecik, küçük, silikon, yumuşak splintlerden kullanıyoruz. Ve içinden hava geçtiği için son derece fonksiyonel oluyor. Burun estetiği olmak isteyen hastaların hepsini burun estetiğiyle birlikte fonksiyonunun da düzeleceği ameliyat öneririm. Sağlıklı günler dilerim size.